Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Kaya, konuk olduğu İbrahim Selim'le bu gece programında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu eşine olan aşkından oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri dile getirdi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Eşi Ali Atay'a çok aşık olduğunu söyleyen Kaya, "Ben feci Kocaköylüyümdür. Çok aşığım ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden. Biz Ali ile Leyla ile Mecnun'un finalinde karşılaştık. Ben Ali'yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. Ben yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. Bizimle otursana demişim ama aramızda bir şey olmadı. Kendi yazdığı bir film için benimle görüşmek istedi. Magazin var diye ben onun evine gittim. Öyle bir araya geldik o gün bugün işte. Sonra kına gecemiz o evde oldu. Düğün o evde oldu. Çocuk o evde oldu. Senaryo okumaya gittim, adamın evinden çıkmadım gibi bir şey oldu" şeklinde konuştu. Oyuncu bir dönem rol aldığı ve çok konuşulan dizi Aşk-ı Memnu'daki favori karakterini de şu sözlerle açıkladı. "Favori Aşk-ı Memnu karakterim Firdevs Yöreoğlu. Kraliçe ya, hep haklı, hep doğru söylüyor." Programda arkadaşları konusunda kıskanç olduğunu da söyleyen Kaya, "Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım. Zaman zaman da bu niye böyle diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum" dedi. Mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz Eylül ayında nikah masasına taşıyan şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Taze çiftin bir bebek beklediği öğrenilmişti. Ancak Erdem'le Atasever cephesinden son olarak bir kavga haberi geldi. İddiaya göre Vildan Atasever ve Mehmet Erdem ilk kıskançlık kavgasını Defne Samyeli yüzünden yaşamış. Maslak 1453'te kapılarını açan yeni gazinoda program yapmak için anlaşan Mehmet Erdem, 5 Kasım'da Defne Samyeli ile aynı gece sahnede olacaktı. Ancak eşi Vildan Atasever'in Defne Samyeli'yi kıskanmasıyla program iptal oldu. Afişleri bile basılan program evde sorun çıkmasıyla son anda değiştirildi. Mekan Defne Samyeli'nin yanında sahne alması için Mehmet Erdem yerine Hüsnü Şenlendirici ile anlaştı. Bu kıskançlık kavgası Mehmet Erdem'e 100 bin liraya mal oldu. Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, otomobili orman yolunda çamura saplanan bir çifte yardım etmek için kolları sıvadı. Kendi arabasıyla mahsur kalan ikilinin otomobilini çeken 58 yaşındaki Avşar, o anları da takipçileriyle paylaştı. Çift, kendilerine kimsenin yardım etmediğini, sadece ünlü sanatçının durduğunu söyledi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın doğum gününü eşi Hande Ünal, kardeşi Aytaç Şaşmaz ve kardeşinin sevgilisi Cemre Baysel'le kutladı. İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı gönderiyi storiesine ekleyen Baysel, "İyi ki doğmuş abimiz" notunu düştü. 2014 yılında rapçi Kanye West'le nikah masasına oturan reality show yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz Şubat ayında eşine boşanma davası açmıştı. West'le ayrılık kararının ardından adı kimseyle anılmayan Kardashian'ın, geçtiğimiz günlerde komedyen Pete Davidson'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü rapçi Kim Kardashian'ın yeni sevgilisiyle görüntülenmesinin ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Dün Los Angeles'taki bir Şükran Günü etkinliğinde görülen Kanye West, Kardashian'a yeniden dönmek istediğiyle ilgili sözler sarf etti. West, "Tanrı'nın istediği anlatı tüm bu ilişkilerde kurtarabileceğimizi görmektir. Hatalar yaptık, ben hatalar yaptım. Bir koca olarak kabul edilmez şeyler yaptım ama bugün hikayeyi değiştirmek için buradayım. Mümkün olduğunca çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Evin dışında olsam da evin hemen yanında bir evim var" ifadelerini kullandı.